bir pazartesi. Yine merhaba diyemeden, yine iyi günler, iyi haftalar dileyemeden karşınızdayım. Konuğum İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Mehmet Durakoğlu. Hoş geldiniz. Sizinle yeni anayasa değişikliği, anayasa paketini ve o paketin Türkiye'yi nereye götüreceğini konuşacaktık. Gene konuşacağız elbette. Neyse ki zamanımız buna el verecek. Ama malum gündem. Şimdi şöyle söyleyeyim kısaca. Türkiye gerçekten adım adım başkanlığa gidiyor. Uzlaşma tamam iki parti arasında. Teklif cuma akşamı geç saatlerde de olsa verildi meclis başkanlığına. Bütçeden sonra gelecek. Bir iddia var. Dediğim gibi bu paketli teklifi, anayasa değişiklik teklifini konuşacağız Sayın Durakoğlu'yla. Bir yargı insanı olarak en çok da herhalde yargıdaki tuhaflıkları anlatacak ki paketin zaten en çarpıcı dikkate değer yanlarından biri. Bu arada hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor bazı şeylerin ama seçim 2019'a kalacak. Bunları da konuşuruz. Dikkat çekici noktalardan birini AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz önce bir toplantıda duyurdu. Arkasından yetmedi, tweetle de duyurdu. Nereden çıkarıyorsun da denmedi. Diyor ki Deligöz, Bahçeli Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olacak. Erdoğan'ın yardımcısı olacak diyor. Olur mu? Çok ciddi bir iddia. Ama şaşırır mıyız? Şaşırır mısınız Sayın Durakoğlu? Yok, şaşırmam. Şaşırmam yani. Burada tabii MHP'nin siyasal konumunu tespit etmek ilginç. Ben henüz bunu kavrayabilmiş değilim. Yani MHP'deki durumu kendisini yenileyemediği için çok ciddi bir biçimde AKP'nin konsolide edebileceği bir konuma kendisini getirmiş olduğu şeklinde tanımlıyorum. Hı hı. Bu korkunun sonucu olarak eğer böyle bir tablo ortaya çıktıysa bu çok ilginç. Yani ve ecele hiç faydası yok. Hiçbir faydası yok. Evet, böyle bir süreçte. MHP Türkiye'de, dünyada olup bitenler karşısında kendisini yenileyemedi. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu yenileme gerçekleşmediği sürece AKP'nin de özellikle kendisini tırnak içinde yerli ve milli olarak tanımlamaya dönük politika arayışına girişmiş olması, özellikle 7 Kasım seçimlerinden sonra bunu çok ciddi biçimde ilerletmiş olması, MHP ile aynı kulvarda siyaset yapan iki partiden söz etmemize neden oldu. Şimdi galiba böyle bir konsolidasyonla karşı karşıyayız. Olabilir. Şimdi sadece MHP mi, Türkiye'deki diğer partiler kendilerini yenileyebildiler mi? İktidardaki atılan adımlar ileriye adım gibi görünüyor kendilerini yenileyerek. Oysa Türkiye'yi geriye mi götürmeyi amaçlıyor? Bütün bunları konuşacağız Sayın Durakoğlu'yla. Bu arada ekonomide alarm var. Reuters'a göre büyüme rakamları belli oldu. Türkiye 3. çeyrekte 2008'den beri ilk kez daraldı. Yani büyüme rakamlarından söz ediyoruz. Çok ciddi ayrıntıları var fakat herhalde daha sonra konuşulacak şeyler bunlar. Bu arada hemen söyleyeyim, dolar da güne 3.51 ile başladı. Bir ara 3.40'ın altına 3.37 seviyelerine kadar inmişti. Tekrar yükseldi. Zaten birkaç gündür yükselme eğilimindeydi. Ama dediğim gibi bunları Türkiye'nin siyasi, ekonomik, hatta dış politika anlamında orada da çok ciddi gelişmeler var. Çok sıcak başlıkları olmasına, çok hayati hatta başlıkları olmasına göre bunları konuşmayı erteliyoruz. Çünkü bu sefer hayati konulardan değil, doğrudan doğruya hayatın kendisinden söz ediyoruz. Ölümlerden söz ediyoruz. Ve elbette yastayız. Şimdi Dolmabahçe'de cumartesi günü olan şey herhalde insanlık suçu diye geçecek kayıtlara. Nitekim Cumhuriyet Gazetesi bugün bu haberi insanlık suçu manşetiyle duyurmuş. Evladının şehit olduğunu duyan bir annenin evlat niyetine bayrağa sarılarak feryat ettiği bir kareyle. Posta gazetesi de
kaybettiklerimizin, bütün kaybettiklerimizin fotoğrafıyla çıkmış birinci sayfasında. Gencecik hepsi Sayın Durakoğlu. Polisler, yaş 25, 25, 26, 27, 22. Çok acı bir tablo. 23, yani 21, Soner İdil. 3 aylık polismiş. En altta fotoğrafı onun. Ban çataklı. Arkasında ikiz bebeğini bırakıp giden Nazif Emre Horoz. 6 ay önce ikizleri Erva ve Elif dünyaya gelmiş. Onları bıraktı gitti evladım. Hemen onun yanında dünyalar güzeli bir kızcağız. 28 yaşında Selin Çelik. Ya nelerden nasıl bahsedeceğiz? Yani her birinde acı bir başka yere, her birinde acı bir başka yere düştü ateş ve yaktı. Bir kare gelecek şimdi ekrana. O acının nasıl böyle elle tutulur hale geldiği bir an. Babasını kaybetmiş bir ya evlat. Erdoğan cenaze töreninde, uğurlama töreninde taziye dileklerinde bulunuyor herhalde. Dehşet bir acı ve bu küçücük yaşında olgunlaşıp büyüyen, belki de ailesinin erkeği olacak olan bir çocuk. Nasıl bakıyor görüyor musunuz? Neler, 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 neler var o bakışta. Hürriyet de yastayız demiş bizler gibi. Onun da Hürriyet Gazetesi'nin öne çektiği portre, Vahşet'in en küçük kurbanı olmuş. En genç kurban. Berkay Akbaş. Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde tıp okuyordu. Birkaç günlüğüne tatil için İstanbul'a gelmişti. Hayalleri vardı Berkin'in. Hayalleri vardı. O da çubuklu formasıyla böyle Fenerbahçeliydi. Tıpkı Ali İsmail gibi. Ali İsmail'in de hayalleri vardı. Berkay'ın da hayalleri vardı. Doktor olacaktı. İkisi de hayallerinden kopartıldı gitti. Zaten Ali İsmail Korkmaz'ı o da herhalde kendisine çok yakın hissetmişti. Milyonlar gibi. Arkasında Ali İsmail için çektiği bir tweet bıraktı giderken. Bir başka paylaşımı Mustafa Balbay'la bir fotoğraf çektirmiş. Bize Balbay'ın nasıl bir genç, nasıl bir evlat olduğunu gösteren değerli anılardan biri. İşte dünya güzeli bir yavru. CHP kurultayındaymış bu fotoğraf, orada çekilmiş. Arkasında tabii bütün bunları bir de isyan eden ama kelimenin anlamıyla isyan eden bir aile, bir baba bıraktı. 19 yaşında, tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi. İstanbul'a geldin? Ankara'dan sadece 2 günlüğüne sınav sonrası gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar, hepsi bu. Hepsi. Taksiyle geçerken? Evet, aynen bu, hepsi sadece bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit, bu kadar ucuz. Bunun şimdi şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi, ben başka bir şey demiyorum. Ne şehitliği? Oğlum katledildi diyor baba. Bu tabii inanış meselesi Sayın Durakoğlu ama bu şehitlik meselesi bir yandan da katliamların acısının üzerine kül dökmek, yani ateşin üstüne kül dökülür ya soğusun diye. O ateşin üstüne kül dökmek gibi mi? Yani bak oğlun şehit oldu. Ağlama, isyan etme. Bunu
Soma'da gördük. Bunu katliam sonrası bir takım yerlerde gördük. Bu ölen 11 kız çocuğumuzun yurt yangınından sonra gördük. Habire din adamı kılığında birileri geliyor. İsyan etme, onlar şehit oldu. Sonra işte muazzep olur ruhu diyor. Yani bu biraz böyle bir inanç sorunu. Sonuç itibariyle buna inanarak böyle düşünebiliyorsanız ona saygı gösteririm. Öyle yaklaşırım falan ama tabii siyasal olayların değerlendirilmesinde değerlendirmeyi de aynı siyaset biliminin temeli üzerine kurmak gerekiyor. Ya da sosyoloji üzerine kurmak gerekiyor. Şu açıdan böyle... bunu soruyorum Sayın Durakoğlu. Bakın kişiler buna inanabilirler ve teselli bulabilirler. Evet. Benim de zaten aynen. Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim elbette olamaz. Ama diyelim ki Diyanet İşleri'nin görevlendirdiği ya da bundan bir şekilde görev çıkartan, durumdan görev çıkartan, vazife çıkartan bir takım din adamlarının yani devlet memuru niteliğindeki din adamlarının gidip de eğer hani böyle bir şey söylüyorlarsa orada bir yaklaşım sorunu yok mudur? Onu soruyorum esas olarak. Hayır, yani siyasal bir karşı çıkışın simgelenmesinin mücadele yöntemi olarak bunu önermek doğru bir şey değil kuşkusuz. Hı-hı. Yani ama insanlar inanç temelinde bunu yapıyorlarsa o zaman söylediğiniz gibi yani sizin de söylediğiniz gibi söylenecek çok fazla bir şey kalmıyor. Bütün mesele işte bizim değerlendirmelerimizi hangi temel üzerinde yapacaklarımızla ilgili. Bu değerlendirmeleri zaten doğru temellendirmeler üzerine yapmadığımız için uhrevi anlamda ifade edilen şeyler de en az olması gereken siyasal değerlendirmeler kadar önem kazanmaya başlıyor ya da onun bir teşvik unsuru olmaya yöneliyor. Kuşkusuz böyle bakmamak lazım ama dediğim gibi yani inanç temelinde bir bakışsa ona söyleyecek pek bir şey yok. Şimdi bir grafik gibi bir şey gelecek ekrana. O grafikte son 19 ayda ki patlamalar kronolojik olarak yer alıyor. Hı-hı. 5 Haziran'da 2015'te yani 7 Haziran seçimlerinin hemen 2 gün öncesinde Diyarbakır'da HDP'nin mitinginde bir patlama olmuştu biliyorsunuz. Yanılmıyorsam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra 7 Haziran seçimlerinin sonucuyla birlikte tırmanmaya başladı terör. 20 Temmuz'da Suruç patlaması, 10 Ekim'de Ankara Garp patlaması yani katliamları demek lazım buna. Hı hı. 23 Aralık'ta Sabiha Gökçen, 12 Ocak'ta çeşitli ülkelerden gelen ama Almanların çoğunlukta olduğu bir gruba yönelik ve Alman turistlerin hayatını kaybettiği Sultanahmet katliamı. Daha sonra peş peşe yeniden Ankara'da Şubat'ta ve Mart'ta, bu yıl Şubat'ta ve Mart'ta iki patlama arka arkaya. Biri hemen Ankara'nın kalbi diyebileceğimiz meclisin arkasında meydana gelmişti hatırlayacaksınız. Bu kuvvet komutanlıklarında bulunduğu bir kavşakta. Gidiyor böyle. Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Van, Elazığ gidiyor. Şimdi en son Aralık'ta işte 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen patlama. Bakın bir tek Temmuz ayında katliam yok. O ay öncesinde de yok. Yaşadık. Yani hani niye yok diye sorulur mu? Tuhaf bir ülke haline geldik. Ama bakıyorsunuz yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Aralık'ta başlıyor hatta Ekim'de başlıyor patlamalar 2015'te. Geliyor Ekim, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz yok. Ağustos. Ekim, Kasım, Aralık geliyor. İyi ki yok tabii ama Temmuz ayında bu demokrasi nöbetleri üstelik de o kadar insanın sokakta olduğu, sürekli mitinglerin düzenlendiği bir dönemde bir şey olmuyor. Şimdi bundan biz neyi anlamalıyız? Şunu tabii ki anlamamalıyız. Yani Temmuz'da İktidar partileri bunları düzenliyorlardı. Demek ki onların aralarında bir ilişki var. Hayır, katiyen bunu demiyorum. Ama acaba şöyle mi diye de düşünmeden edemiyorum. Nedenini de birazdan size söyleyeceğim.
Bütün bu Temmuz'daki mitinglerde Cumhurbaşkanı, bakanlar, başbakan alanlarda olduğu için olağanüstünün üstünde güvenlik tedbirleri alındı. Olağanüstünün üstünde. Şimdi güvenlik önlemi bir kere ve istihbarat ikisi birden tabii her şey demektir bu konuda. Bir ihtimal daha var. O da bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'yı teslim ettiğimiz, Ankaralıların teslim ettiği Melih Gökçe'nin söyledikleri. Diyor ki, onları diyor, Cumhurbaşkanı, Başbakanı diyor, bizleri diyor, Allah diyor, özel olarak diyor muhafaza ediyor diyor. Yani hani bu işte Berkay ölsün, işte diğerleri ölsün. Hani çok hani bunlar değil dert. Hani esas önemli olan o büyükler, onlar Allah tarafından özel olarak muhafaza ediliyor. Kendisi de dahil, kendisini de muhafaza ediyor. Biz diyor zaten evet. Sonra. Bir dinleyelim mi Allah aşkınıza? Sayın Başkanım çok özür dilerim. 15-20 dakika öncesinde patlamadan, 15-20 dakika öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız oradan geçmiş. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Kainat bir araya gelse, hepsi birleştikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye kalksa, Allah dilemedikten sonra kılına zarar gelmez. Benim bildiğim 30'un üzerinde suikast teşebbüsü var Recep Tayyip Erdoğan'a. Hani derler ki bir sıçrar çekirge, iki sıçrar çekirge, üç. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin Recep Tayyip Erdoğan'ı koruyor ve inşallah koruyacak. İnşallah. Bakın darbe akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 dakikayla yakalayamıyorlar. Evet. Başbakanımızı 5 dakikayla yakalayamıyorlar. Ben kendi nefsimden biliyorum, beni yarım saatle yakalayamıyorlar. Bir tane bakan yakalanmadı. Evet. Şimdi bu bizim meziyetimizden, bizim gücümüzden mi oluyor? Hayır. Bir himayeden oluyor, bir korumadan oluyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın koruması. Yani soru bile soramıyorum Sayın Durakoğlu. Nedir bu? Şimdi ne demek istiyor? Yani Melih Gökçe'nin sözleri üzerine yorum yapmanın gereği yok bence de. Bu terörle ilgili ortaya çıkan tabloyla ilgili tabii çok geniş bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani ben dün akşam itibariyle olup bitenleri tekrar değerlendirdiğimde uzunca bir süreden beri düşündüğüm şeyin bir yanılgı olmadığı kanısına vardım. Bir şey tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar dışarıdan çok açık bir biçimde bir emperyalist oyun olarak tezgahlanıyor. Ve dışarıdan yapılan bu tezgahların ana çerçevesi, ana coğrafyası sadece Türkiye değil, Orta Doğu. Bunu bir tespit etmemiz gerekiyor önce. Yani yukarıdan bakanlar bunu bu şekilde dizayn etmeye çalışanların amacı sadece Türkiye coğrafyası değil. Türkiye coğrafyasının da içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyası. Orta Doğu'da olup bitenleri, son dönemde yaşadıklarımızı, özellikle şu son birkaç gündür yaşadıklarımızı, yani özellikle Elbaba dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlerinden söz ediyorum. Ondan sonra yaşanacak olanları, yani Münbiç'e doğru yapılacak saldırıları birlikte değerlendirdiğinizde, bu değerlendirmelerin sonuç itibariyle nereye vardığına baktığınızda, çok uzun uzun anlatmak gerekiyor bunları. Dış siyaset itibariyle, Orta Doğu siyaset itibariyle Türkiye'ye bir şekilde bir mesaj verilmek isteniyor. Yani bir mesajla... Nedir o? Bir kesin olarak bildiğim bir tek şey var. Orta Doğu'daki Türkiye'nin bu emperyalizme karşı yürütmekte olduğunu, çok doğru bir cümle olmadı galiba. Zaman zaman o emperyalist güçle beraber, zaman zaman o emperyalizme rağmen yürütmekte olduğu, zaman zaman Rusya ile birlikte yürüttüğü, zaman zaman İran'la görüşerek başardığı, tırnak içinde başardığı bir harekatın yeniden dizayn edilmesiyle ilgili bir olay bu. Orta Doğu gerçekten tam bir karmaşaya dönüştü. Yani Türkiye bir taraftan stratejik müttefik diye tanımladığı Amerika'yla her alanda, özellikle bu Dolmabahçe saldırısından sonra NATO'nun yaptığı açıklamaya ve Amerika'nın yaptığı açıklamaya bakarsanız burada ilginç şeyler görüyorsunuz. Müttefikimiz diye tanımladığı bir şey. Ama Dolmabahçe saldırısının nedeni olan PKK ise, ki Başbakan'ın açıklaması o şekildeydi,
PKK'ya, PKK'nın Suriye'deki güçlerine silah temin eden bir Amerika'dan söz ediyoruz. Bize müttefikimiz diyor, bize Dolmabahçe'deki saldırılarla ilgili sonuna kadar arkanızdayız diyor. NATO bu anlamda açıklama yapıyor. Ama aynı güçler Suriye'ye dönüldüğünde bize burada bu terörü yaşatanlara silah temin ediyorlar. Bunlar bizim müttefikimiz. Böyle bir tablo söz konusu. Şunu sormak isterim ama size bakın. Önce iki görüntü kısacık paylaşacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlatacak. Dün Galatasaray-Gaziantep maçı vardı İstanbul'da. Maçtan önce bir kere teröre lanet pankartıyla çıktı iki takımın oyuncuları. Karışık bir biçimde çıktılar, ayrı ayrı da değil. Polislerle birlikte bir pankartın ucundan tutarak çıktılar. Ellerinde çiçeklerle. O çiçekleri daha sonra o maç için görevlendirilen Çevik Kuvvet polislerine teker teker takdim ettiler ellerini sıkayarak. Daha sonra mesela şu görüntü herhalde... Hani duygular ortaktı, herkese çok etkiledi. Galatasaray kaptanı Selçuk İnan bir Çevik Kuvvet polisini, genç bir polisi girdi koluna, taraftara götürdü. Kale arkasındaki taraftar zaten çünkü söylüyordu, istiyordu. Bir o görüntüyü görelim lütfen. Çok güzel. Kaptan Selçuk Çevik Kuvvet'ten bir arkadaşımızı aldı. Taraftar dedi ki kaptan onu buraya getir. Bravo Selçuk. Bravo Galatasaray taraftarı. Bravo. Ve maçta 3 golle hat-trick yapan Yasin, maça da damgasını vuran Yasin, ilk golden sonra gitti gene kenardaki polislere sarılarak golünü onlara armağan etti. Yasin Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 12. dakika. Yasin'den asker selamı. Kale arkasındaki bayrağa gitti. Selamı çaktı Yasin. Galatasaray 1-0 önde Gaziantep Spor karşısında. Ve sonra gidip gol sevincini Çevik Kuvvet'te böyle paylaşıyor. Kendi evinde Gaziantep Spor karşısında. Fatal. Şimdi dediğim gibi bu katliam. Mesela CHP'lileri de sokağa döktü. CHP İl Başkanı Cemal Can Polat ve beraberinde ne kadardı bilmiyorum birkaç yüz kişi, 500 kişi çıktılar ve olay yerine giderek işte karanfiller koydular, bayraklarıyla yürüdüler, terörü lanetlediler. Yanı sıra Türkiye'nin pek çok yerinde başka şeyler, yürüyüşler oldu. Demek istediğim şu, PKK'nın her terör eylemi, sivillere de olsa, polise de olsa, askere de olsa. Bakın Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gene görüntüler. CHP'lisi, MHP'lisi insanları buluşturuyor. Mecliste 3 parti, AKP, CHP, MHP ortak deklarasyon yayınladı. HDP de kendi duyurusunu yayınladı. Şimdi Erdoğan'a Amerika ya da emperyal güç neyse onun üst, bir tarafındaki üst akıl vesaire. Erdoğan'a bir mesaj vermek istiyor ise. Fakat bu mesaj Erdoğan'ı daha güçlendirecek bir şekilde kitleleri konsolide edecek, başkanlığa evet diyecek olanların oranını arttıracak biçimde bir sonuç veriyorsa bunda bir tuhaflık yok mu? Var. Çünkü bunu ilk defa görmüyoruz biz. Evet. Defalarca gördük. Yine gördük, her seferinde daha kuvvetli geliyoruz. Yani niye yapıyor o zaman emperyal güç bunu? Aynen. Şuna bir karar vermeliyiz, bu çok doğru. Yani terör karşısında bu ülkenin yurttaşlarının bütünleşmesi kadar doğal bir şey yok. Bunu mutlaka sağlayabilmeliyiz. Sağladığımız zaman teröre karşı başarılı olacağız. Sebeplerini, sonuçlarını, neden olduğunu, siyasal nedenlerini falan filan değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmelerde herkesin farklılaşması söz konusu olabilir. Ama terörün amacı sindirmekse sinmemeliyiz. Terörün amacı korkutmaksa korkmamalıyız. Yıldırmaksa yılmamalıyız. Yani teröre karşı tek vücut olmayı başarabilmeliyiz. Dünyada terörü yenebilen,
terörün başarısız olduğu ülkelerin tek tılsımlı çözümlerinin bu olduğunu biliyoruz. Bunu mutlaka sağlayabilmeliyiz. Mesela şimdi bu terör olayı batıda bir yerde olsaydı, batı bir ülkelerinden birisinde olsaydı, şimdi ben eminim bir sürü devlet başkanı, başbakan falan filan o ülkeye gitmişti ve bu akşam orada bir yürüyüş falan filan söz konusuydu. Bunu biz de başarabilmeliyiz. Yani hadi dışarıdan yeterli dayanışmayı alamıyoruz, bunlar mesajlar düzeyinde kalıyor. Ama ulus olarak gerçekten teröre karşı birliğimizi sağlayabilmeliyiz. Teröre karşı tek yürek durabilmeliyiz. İşte terörün bunun sonucu bu oluyorsa o zaman bundan sonra konuşalım. Amerika'nın vesairenin böyle bir terör eylemi yaratmaktaki maksadı, amacı, hedefi ne olabilir? Şimdi bu söylediğim şeyler Türkiye sınırları dahilinde Türk yurttaşlarının düşünce sistematiğini geliştirebilmeleriyle ilgili olgu. Yani böyle düşünmeliyiz, böyle bakmalıyız. Hangi partiden olursak olsun, hangi siyasi düşünceden olursak olsun teröre tek yürek olmalıyız. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Emperyal gücün dizayn etmeye çalıştığı yer Türkiye sınırları değil. Hatta belki Türkiye sınırlarına sıra sonradan gelecek. Yani ben vakit darlığından kaynaklanan nedenlerle böyle derine girmek istemiyorum. Ama bu ülkede Amerika vaktiyle Albright'ın çok açık bir beyanıyla Orta Doğu'da yeniden sınırların çizileceğini ifade etti. O zamanki Sayın Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanımız açık bir biçimde ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Hı hı. İspanya Başbakanı ile beraber bu görevi yerine getireceklerdi. Orta Doğu'da yeniden dizayn edilmeye çalışılan bir harita vardı. O haritanın içerisinde de yeni rejimler söz konusuydu. Butik devlet dedikleri küçük devletlerle Orta Doğu'da özellikle İsrail ayağında onun güvenliğini sağlayabilecek şekilde enerji hatlarının oluşturulması noktasında bir sürü siyasetin bir araya geldiği, özellikle de Rusya doğalgazının nasıl aktarılacağı, Katar doğalgazının nasıl geleceği gibi pek çok karmaşık siyasal mücadelenin birbirinin içinde yapıldığı bir coğrafyada yeni bir Amerikan dizaynine tanık oluyorduk. Bu siyasetlerin içerisinde biz ülke olarak o zaman vardık. O zamanki başbakan çok açıkça bunu söylüyordu ve işin başında olacağını ifade ediyordu. Siyasetimiz böyle gelişti, böyle yürüdük. Ama zaman içerisinde değişen siyasetlere adapte olmakta güçlük çektik. O yeni çizilecek olan siyasetlerin, yeni çizilecek olan haritaların çizilmesinde masa başında etkin olmak adına öteden beri Türk siyasetine egemen olan, daha çok da Atatürk'ün yurtta sulh çağında sulh söyleminden kaynaklanan o yeni anlayışlar yıkıldı. Dışişleri mensuplarının adı bir süre monşer oldu. Sistem değiştirilmeye çalışıldı ve değişen sistem içerisinde bütün Türkiye'deki dış politika yeniden dizayn edildi. Osmanlıca anlayışların daha egemen olduğu, özellikle de Orta Doğu konuştuğumuz için bu anlayışların bir ölçüde yanıt bulabildiği yeni algılar ortaya çıkmaya başladı. Ama bilmeliyiz ki bu sonuç itibariyle Amerikan emperyalizminin, açıkça bunu ortaya koymamız gerekiyor. Bu iktidar koyamayabilir, bu iktidar yanları bunu söyleyemeyebilir, üst akıl diyerek geçebilirler ya da başka türlü tanımlamaya bakabilirler ya da adını Amerika Birleşik Devletleri diye koyamayabilirler. Ama geldiğimiz noktada dizayn edilmeye çalışılanın bu olduğunu, oradan yapılan bakışın da sonuç olarak böyle bir Orta Doğu coğrafyasına egemen bir bakış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz yoksa 1984'ten beri PKK ile uğraşıyoruz. 1984'ten beri PKK, daha bundan birkaç yıl evveline kadar bizim iç sorunumuzdu. Şimdi iç sorunumuz değil artık PKK. Yani özellikle Suriye'de yaşananlardan sonra, Irak'ta yaşananlardan sonra, bütün bu Orta Doğu coğrafyasının, yakın, bize yakın Orta Doğu coğrafyasının, Libya'yı bir tarafa bırakarak söylüyorum, Suriye ve Irak'taki değişimlerden sonra ortaya çıkan tablo, bizim için bir süre sonra PKK'yı bir, aynı zamanda dış politikamızdan da yeniden değerlendirilmesine neden olan bir noktaya doğru sürükledi. Bu denklemlerin içerisinden bakmak gerekiyor artık Türkiye'deki teröre. Bu biraz evvel sıraladığınız eylemlerin pek çoğunun, büyük bir kısmının o tarihlere rastlayan özellikleri nedeniyle IŞİD saldırıları olduğunu da görmemiz gerekiyor. Ama öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki yeri geldiğinde Amerika PYD'yi destekliyor, IŞİD'e karşı savaşıyor, IŞİD bize karşı terör yaratıyor. Amerika PYD vasıtasıyla dolaylı olarak PKK'yı destekliyor,
PKK bize terör yaratan bir unsur haline dönüşüyor. Sayın Durakoğlu, ne dediğinizi anlıyorum ve doğrusunu isterseniz anti-emperyalist yaklaşımlara da her zaman büyük sempati duyan bir kişi olarak yorumlarınızın önemli bölümüne de rasyonel olarak katılmakla birlikte duygusal olarak da sempati duyuyorum. Ancak şunu da görmek gerektiği kanaatindeyim. Bakın, hiç unutmuyorum 10 Ekim katliamı Ankara Garı'nda. Ondan 20 gün sonra 1 Kasım'da Türkiye sandığa gitti. 10 Ekim'i takip eden günlerde, işte 15-16 Ekim ne zamansa, bu iktidarın önde gelen isimleri dediler ki bu terör saldırısından sonra oylarımız arttı. Şimdi bunu ayrıca uzmanlar söylüyor, işte toplumsal psikolojiden anlayanlar dile getiriyor, araştırmalar kanıtlıyor vesaire ki terör eylemlerinde istikrar ve güvenlik, yanlış oldu, güvenlik ve istikrar arayışı doruk noktasına çıkacağı için her zaman bundan iktidardakiler kazançlı çıkar. Ben de diyorum ki yani eğer her seferinde ya adım 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 bunlar yükseltecekse iktidara yönelik eğilimleri ve oyları. Şimdi gerçekten demiyorum ki bunları iktidar yaptırdı. Ama yeterli güvenlik, yeterli istihbarat var mı sorusunu 15 Temmuz'da da sorduk. 15 Temmuz'da 41 vatandaş hayatını kaybetti Dolmabahçe'de, öyle anlaşılıyor. Kimine göre 39 ama 41 deniyor. 254 kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz'da. Oysa bugün dönüp baktığımızda biz şunu görüyoruz. 15 Temmuz göz göre 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 gelmiş. Bütün alametler ortadaymış. Ama bütün alametler o gün Genelkurmay'da, müsaadenizle kısacık onu da belirteyim, İsmail Saymaz'ın yazı dizisi Cumhuriyet'te. Şimdi şöyle bir şey yazdı İsmail Saymaz. O gün belli bir saatte Hulusi Akar biliyor. Bir şeyler olduğunu biliyor. Anlamış. Tam olarak anlamasa da anlamış. Buna rağmen ne oldu çocuklar? Ay affedersiniz, Ahmet Şık. Tamam, özür dilerim. Ahmet Şık'ın yazıcısı, arkadaşlarım uyardı. İsmail Saymaz demişim. Hatta tanklar çıkmasınlar birliklerinden, şudur budur diye emirler yayınlanıyor. O emirler yayınlanırken Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanına bir şey söylenmiyor. Onlar düğüne gidiyorlar. Oysa hava Akıncı üstünde trafik olağanüstü. Her şey bir acayip. Biz mesela oradaki durumu anlayamıyoruz. Ya istihbarat sıfır ya da özellikle saklanıyor bazı istihbaratlar. Şimdi dönüp de 254 kişinin yaşamını yitirdiği böyle bir durumda sormaz mısınız? Sorarsınız. Suruç'takine sormaz mısınız? Sorarsınız. Yanıt verirler mi, vermiyorlar mı? Emperyal güçlere bağlamak iyi hoş da dönüp de o zaman peki buradakiler bunun farkındaysa şayet ne gibi önlem alıyor diye sormaz mısınız? Eğer ya işime yarıyor, dur bakalım biraz demiyorlardır. Bunu iddia etmiyorum. Umarım demiyorlardır. Ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin gördüğü en kanlı, en tuhaf, en çatışmalı kalkışmada muazzam bir istihbarat zafiyeti varsa bunlarda niye olmasın? Diyor ki bizi Allah koruyor diyor Melih Gökçek. Anlamadım. Bunları, bu çocukları niye korumuyor Sayın Gökçek? Yani hani ciddiye almaz diyorsunuz ama o bir bakış ve yalan söylüyorlar. 30'u aşkın suikast girişiminden kurtuldu diye. Yok böyle bir şey. Bunların benim bildiğim 4/3'ü fantastik hikayeler. Demek istediğimi anlatabildim herhalde. Anladım. Yani Türkiye'de gerçekten bir istihbarat zafiyeti olduğu konusunda artık kimsenin kuşkusu kalmadı. Ama bile mi acaba? Onu bilemiyorum. Yani son Ankara'daki o meclisin çok yakınındaki bombayla ilgili olarak yapılan soruşturmadaki tablo ortaya çıktığı zaman
Yani İstanbul'dan bir aracın alındığı, önce Ankara'ya, oradan Güneydoğu'ya götürüldüğü, Antep'e götürüldüğü, Suriye'den patlayıcıların getirildiği, getirilen patlayıcılarla önce aracın buluşturulduğu, pardon önce patlayıcıların da Ankara'ya getirildiği, daha sonra aracın tekrar Ankara'ya geldiğini, tesisatların yapılmasından sonra patlayıcılarla Ankara'da buluşulduğu, bütün bunların sonuç itibariyle tespit edildiği, tespit edildiği bir noktada müdahalenin yapılamamış ya da yapılmamış olması tabii çok ilginç sonuçlar doğuruyor. Bu son Dolmabahçe katliamı ile ilgili olarak da aynı şey söz konusu. Rivayet ediliyor ki dün akşamki pek çok programda ben de döne döne izledim. Son iki gün içerisinde bu konuda da pek çok ihbarlar, istihbaratlar elde edilmiş olmuş. Pek çok şey söz konusu. Yani işte oradan otobüslere binilirmiş, daha evvel binilmezmiş, şimdi niye öyle olmuş, niye orada toplanılmış falan gibi pek çok olguyla karşılaştığımız bir gerçek. Ben Türkiye'de şunu bir istihbarat... anlatır mısınız lütfen, seyirci bilmiyor olabilir. Hani daha önce orada toplanılmazmış, niye orada toplanılmış meselesi çok tuhaf bir iddia. Evet. Polisler tarafından dile getirildi. Evet, daha sonra gerçi o internet hesabının fake hesap olduğu, böyle bir şey olmadığı da dün gece itibariyle söylendi ama hangisi doğru bilmiyorum. Ama neresi doğru olursa olsun şunu söylemek istiyorum. Yani sonuç itibariyle bu denli büyük terör olayları başarılabiliyorsa burada devletin ciddi bir istihbarat zafiyeti olduğunu tespit etmek gerekiyor. Şu hakkı yemeyelim. Yani başarılamayanları görmüyoruz. Önlenebilenlere tanık olamıyoruz. Tabii tanık olamadığımız için de böyle bir olumsuzluk söz konusu olabilir gerçekten de. Yani görmediğimiz için böyle bir olumsuzluk ya da bir haksızlıktan söz ediyor olabiliriz belki. Ama bir şeyi tespit etmek gerekiyor ki bu istihbarat algısını değiştirmemiz gerekiyor. Başka türlü bakmamız gerekiyor. İktidar yanlıları bu istihbarat algısının bu şekilde şimdiye kadar ortaya çıkmış olmasını FETÖ'ye bağlıyorlardı. Ondan içerisindeki unsurların yanlış yönlendirmesine ya da onların aldığı istihbaratların buraya yanlış bir biçimde aksettirilmiş olmasına bağlıyorlardı. Ama yeni dönemde onlar temizlendikten sonra da aynı zafiyetlerin devam ediyor olduğunu görmek tabii bizim için yeterli şeyi ifade etmiyor. Yani evet, böyle bir tablo söz konusu ve bunun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Tabii anlayamadığımız bu istihbaratın temel kaynağı olan noktalardaki insanların da hala görevlerini koruyor olmaları. Değil mi? Yani önemli olan nokta bu. Doğru. Yani herkes böyle bir zafiyetten söz ediyor. Herkes bu zafiyeti tespit ediyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bile eniştemden öğrendim darbeyi diyebiliyor o zaman. Ama bütün bunların karşısında asıl öğrenmesi gereken kişinin orada oturuyor olması da, hala oturabiliyor olması da ilginç tabii yani. Şimdi 3-5 dakika kaldı birinci bölümün bitmesine. İkinci bölümde başkanlık meselesini konuşacağız. Bu arada medyadan çok 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 çarpıcı birkaç örnekle nasıl bir Türkiye'ye doğru devrildiğimizi ya da konuşacağız. Ama bu konuda terör meselesinde kapatmak gerekirse, şimdi duygular ortak, teröre karşı farklı tonlarda olsa da bazı ayrılıklar olsa da genel olarak bir şey var, gördüğümüz tepki var. Örneğin HDP'de çok ciddi biçimde lanetledi. Fakat başlarken söyledim, 3 parti ortak deklarasyon yayınladı. AKP, CHP, MHP, HDP'ye muhtemelen sormadılar bile. HDP kendisi ayrıca. Şimdi başkanlığa doğru gidiyoruz. Sistem çok başka olacak. Biraz da onu göz önünde tutarak bu ayrışmanın, yani HDP'yi, ki bugün HDP ile ilgili büyük bir operasyon var, belediye başkanlarının gözaltına alındığı bir operasyon gene. Evet, HDP PKK'dan kendisini tam olarak ayrıştıramadı. Ama böyle yaparak acaba o yan yana durmayı daha da mı biz körüklüyoruz? Nasıl siz yorumluyorsunuz üç parti
bir deklarasyon, HDP tek başına deklarasyon. Nasıl yorumlamak lazım? Yani öncelikle ben bir yurttaş olarak sonuç itibariyle bir parlamento deklarasyonu beklerim. Dolayısıyla bu parlamentoda bulunan herkesin aynı şekilde terör dediğimiz olguya karşı bakışını simgelemesini beklerim. Ama sizin de belirttiğiniz gibi HDP son dönem içerisinde gerçekten de kendisini Güneydoğu'da devam eden siyasetler karşısında özellikle PKK'dan ayıramadı. Terörden ayıramadı. Yani çok uzun bir süreçten bu yana PKK'nın yarattığı teröre karşı ciddi bir tepki veremedi. Veremediği için de bence özellikle 7 Haziran'dan sonra başlayan süreçte hızlı bir erime yaşamaya başladı. Bunun ortaya çıkardığı siyasal tabloyla HDP'nin daha evvel 7 Haziran'da o denli başarılı sonuç almasının nedeni olan seni başkan yaptırmayacağız söyleminin birbiriyle ilintili olduğunu düşünüyorum belki. Ama bizim burada yaklaşımımızın temelinde bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün olması gerektiğini birlikte değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bu değerlendirme içerisinde kendimize HDP'yi de ortak görebiliyor olmamız lazım. HDP bu çizgiye gelemiyor maalesef. Bu çizgiye gelememesinin nedeni özellikle PKK'nın 1984'te başladığı çizgiyi bir süre federasyon, konfederasyon düşüncelerinden sonra son dönem içerisinde yeniden bölünme temelinde siyaset üretmesinden kaynaklandığı kanısındayım ben. HDP'nin, PKK'nın çok açık bir biçimde bölünmeye yönelik siyasetlerini öne çıkarıyor olması ondan kaynaklanan, aynı tabana hitap eden HDP'nin ister istemez ona temellenen siyasetlerine neden oluyor. Bu ülke içinde, parlamento içinde, siyaset kurumu içinde çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Yani legal siyaset, demokratik siyaset kendisini silahla temsil edemez. Ya da kendisini silahla anlatan bir siyasetin arkasında legal olarak durabilmek de artık mümkün değildir. Bunu doğru temellendirmek gerekiyor. HDP var olan gücünü PKK içerisinde, KCK içerisinde somut bir biçimde silahsızlanmaya yönlendirmeliydi. Bunu başaramadı maalesef. Şimdi şöyle de bir durum yok mu ama Sayın Durakoğlu? Hani HDP ile PKK arasında mesafe olmasından söz ediyoruz ya ve olması gereken de gerçekten evet. Bu. Oysa barış sürecinde biz şunu gördük. Bu ayrımı bir kere AKP iktidarı yok etti. Yani mesafeyi daha doğrusu. Ayrımı değil mesafeyi. Nasıl yaptı? Diyebilirdi ki ben sadece HDP adı altında seçime girip oy almış, vatandaşın oyunu almış, meclise gelmiş olan siyasetçilerle, milletvekilleriyle konuşurum. Onun dışındaki kişiler ve örgütler benim kapsam alanının dışındadır. Oysa iktidar ne yaptı? Öcalan'la görüştü. Hatta Kandil'e gidip mesaj getirilip götürülmesini göz yumdu. Hatta ve hatta şimdi mesela Sırrı Süreyya... Göz yummadı, mesajı onlar gönderttiler. Ayrıca... Kendileri... Doğru, evet. Doğru. Bu arada Kandil'den canlı yayın yapıldı, unutuluyor. Bu ülke unutuyor. Kandil'den Diyarbakır mitinginde canlı yayınla çağrı yapıldı, konuşma yapıldı, seslenildi. Bildiğini canlı yapıldı Kandil'den. Sırrı Süreyya Önder geçen gün mecliste anlattı. Dedi ki AKP ile Öcalan arasında yapılan görüşmeler var. Bunları gelsinler anlatsınlar nasıl olduğunu. Rojava kırmızı çizgimiz değildir dedi Davutoğlu örneğin. Bunu gelsin lütfen anlatsın dedi. Dolmabahçe deklarasyonunu hatırlattı. Şimdi eğer iktidar bir dakika ne Öcalan'ı ne Kandil'i deseydi Allah aşkınıza böyle olur muydu? Olmaz. Bir tek HDP'yi evet. Muhatap alsaydı. Çok haklısınız. Açılım süreci dedikleri sürecin bugüne gelişimizde çok ciddi bir rolü var. Bu rolü zaten bir süre sonra o sırada yapılan müzakerelerden, o müzakerelerin sonuçlarından falan filan son derece net bir biçimde kavradık, anladık. Açılım süreci dediğiniz şeyin
aslında nasıl olanaksız bir süreç olduğunu, olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir süreç olduğunu daha sonra bugüne karşı tarih bize neredeyse kanıtladı. Geldiğimiz nokta bu oldu. Dolayısıyla bu sürecin ortaya çıkardığı tahribatları bir süre sonra yaşadık. Ayşenur Hanım, dünyanın her yerinde bu türden açılım süreci, barış süreci gibi şeyler yaşandı. Nasıl yaşandığına tanık olduk. Kitaplar yazıldı. Doğru. O dönemler içerisinde yaşadık. Bu noktada bu siyasal iktidarla açılım sürecinin muhatabı olan Kandil ve İmralı arasında yapılan görüşmelerin yöntemlerinin o sırada Güneydoğu'da yaşananlarla paralel olmadığına tanık olduk. Silahlar Güneydoğu sınırları içerisinde var olmaya devam ettiği sürece, patlayıp patlamaması ayrı bir argümandır, ama var olmaya devam ettiği sürece buradan çıkabilmemiz mümkün değildi. Buradan bir şekilde siyaset üretebilmek mümkün değildi. Buradan bir barış çıkarabilmek mümkün değildi. Biz o zamanlar yakara söyledik. Nitekim bir süre sonra asfaltlar açıldıkça altlarından bombalar çıktı. Yani insanlar artık birbirlerine özür değil ömür borçlu oldukları gibi bir tabloyla karşılaştık geldiğimiz nokta itibariyle. Bunu doğru değerlendirmek gerekiyordu. Bu siyasal iktidarın Türkiye'nin temel dönüşüm noktalarında yaptığı hataların tarihsel olarak haklılığını, haksızlığının ortaya çıkmış olması çok açık bir biçimde Türkiye'nin bugün geldiği noktada ciddi bir nedendir. Suriye politikalarıdır bugün geldiğimiz nokta. Açılım süreçleridir bugün geldiğimiz nokta. O süreçlerin bizi getirdiği noktada şimdi bu kavgayı veriyoruz. Açılım süreci ya da barış süreci diyelim ona iyi bir şeydir de nasıl yönetildiği, nasıl yürütüldüğüdür önemli olan. Ben hiçbir zaman iyi bir şey olduğunu da düşünmedim. Yani yanlış başladığını, zamanlamasının yanlış olduğunu, yönteminin yanlış olduğunu, kişilerin yanlış olduğunu, görüşmelerin yanlış olduğunu başından sonuna kadar bakın barış siyaseti Türkiye'de sosyal demokratların, dünyada evrensel anlamda sola inanan insanların siyasetleridir. Barış kadar güzel bir şey yoktur. Çok doğru ama, bir şey söylediniz. Ama sonuç itibariyle biz barışa karşı olduğumuz için değil, yöntemsel olarak yanlış yapıldığı için, yapılan yanlışların bizi ayrı bir siyasete getirdiği için karşıtlığımı ifade ediyorum. Çok çok ilginç bir noktaya temas ettiniz efendim. Bir mola, dönüşte yeni anayasa teklifini, ayrıntılarını konuşacağız. Çok ilginç noktalar var. Görüşelim efendim. Efendim, tekrar birlikteyiz. Bu kısacık zaman diliminde molada bile haberler çığ gibi akıyor. Ve tabii ki böyle bir gündemde de maalesef hiç iyi haber yok. Yani şimdi birkaç sıcak başlık paylaşalım. Dediğim gibi bunlar sadece molada gelenler, yani reklam molasında gelenler. Bir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıkladı. Maalesef şehit sayısı 44 oldu. Çok ağır yaralılar vardı. Daha da artması beklenebilir bu sayının. Umarım artmaz. Ama çok vahim. Her şey çok vahim. Hani rakamlar da vahim. Acı yani, o rakamların her biri birer insan, birer hayat, birer evlat, birer eş, birer baba. Hepsi çok vahim. Yaralıları söylemiyoruz bile. Gazi sayılacak olanlar var diyelim çok özetle. Bu Beleştepe denilen yer, İstanbullular bilir. Hemen Beşiktaş Stadı'nın yanındadır. Taksim'den, Gümüşsuyu'ndan inen yer. Orada durursanız sahanın en azından bir bölümünü görebilirsiniz. Şimdi görünüyor mu hala? Görünmüyor artık. Yeni statla birlikte değil mi? Eskiden görünürdü. Ve orada seyrederlerdi. Onun için hani para vermeden seyredildiği için Beleştepe'ydi oranın adı. Beşiktaş Belediyesi Beleştepe'nin adını Şehitler Tepesi olarak değiştirdi. Günlerdir kırmızı karanfillerle gencecik insanları uğurladığımız yer artık Şehitler Tepesi olarak anılacak. İşte orada bugün, hatta az önce diyebiliriz,
yabancı ülkelerin İstanbul'daki temsilcileri konsoloslar ellerinde çiçeklerle oradaydı. Hangi ülkelerin konsolosları vardı bilmiyorum ama AB üyesi ülkelerin ve Amerika'nın zannediyorum konsolosları oradaydı. Rusya'nın olma ihtimali çok büyük çünkü Rusya çok sıcak bugünlerde Türkiye'ye. Ellerinde bir çelenkle, çiçeklerle çok sayıda konsolos oradaydı. Acımıza ortak oldular. Sayın Mehmet Durakoğlu, İstanbul Baro Başkanı konuğum, birinci bölümde demişti ki bu Avrupa'da olsaydı çeşitli ülkelerin devlet başkanları orada olurdu hemen almak için diye. Kendilerini göremedik ama en azından elçilerini gördük. Evet. Bununla yetineceğiz galiba. Bir sıcak başlıkta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu Fırat Kalkanı çerçevesinde Elbap önlerinde IŞİD'i vurmuş. 109 IŞİD hedefi vurulmuş. İşte çeşitli binalar, depolar vesaire varmış vurulanlar arasında. Çeşitli yer tespit imkanlarıyla belirlenen 109 hedef vurulmuş, isabet almış. Şimdi programın başında çok kısaca duyurmuştum. Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesi eksi %1.8 olarak cereyan etti. Türkiye daraldı. Şimdi hem zaten dolar güne 3.50'nin biraz üzerinde gibi başlamıştı. Bu veriyle birlikte ateşi daha da yükseldi. Yani günlerdir devam eden doları bozdurun kampanyası işe yaramış gibi görünürken birdenbire tekrar ateş yükseldi ve dolar şu an itibariyle bu büyüme verisi nedeniyle de 3.52.78 yani 3.53 dolaylarında seyrediyor. Ve Türkiye daha da hani bütün bunlar yeterince karanlık bir tablo çiziyor diyorsanız Hüsnü Mahalle'nin dediği gibi söyleyeyim daha bunlar bir şey değil. Çünkü başkanlık geliyor. Gelelim başkanlığa. Önce bir genel tablo çizin bize. Bu anayasa değişiklikleriyle ilgili teklif. Genel olarak nasıl bir Türkiye söz ediyor? Evet, ben gerçekten de bu önümüzdeki 5-6 ayın çok önemli olduğunu, yani Türkiye tarihinde tarihi okuyanlar bilirler ya, böyle belirgin kilometre taşları vardır. O kilometre taşlarından birisi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde Türkiye'de özellikle demokrasi güçlerinin yaratacağı mücadele alanının doğru kullanımının Türkiye'nin geleceğe yönelik olarak nasıl biçimleneceği konusunda bize çok ciddi veriler vereceğini düşünüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Bakın, ben şuna yürekten inanıyorum. 12 Eylül 2010 referandumu Türkiye'de bizim o dönem içerisinde İstanbul Barosu olarak çok büyük bir muhalefetle yapmayın etmeyin diye yalvararak yakararak karşı çıktığımız bir olguydu. Anayasa değişikliği gerçekleşti. Halk oylamasına sunuldu. Sunulduğu zaman da çok büyük bir muhalefet ortaya koymuştuk ama başaramamıştık. %58 ile o anayasa değişikliği referandumdan geçmişti. Evet. Şimdi iddiayla şunu söylemek istiyorum. Bakın, eğer o anayasa değişikliği gerçekleşmeseydi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bu şekilde oluşmayacaktı. Bu şekilde oluşmadığı için şimdi adına FETÖ dediğimiz cemaat böylesine yargı içerisinde örgütlenemeyecekti. Öyle örgütlenemeyecekleri için biz Ergenekon'da, Balyoz'da, casusluk davalarında bu kumpasları yaşamayacaktık. Bunlar yaşanamayacağı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı bu denli aşağı doğru inmeyecekti. Onlar inmediği için Suriye politikalarında bu tablo ortaya çıkmayacaktı. Bu denli güçlü bir cemaat yapılanması ortaya çıkmadığı için de kesinlikle söylüyorum, inanarak söylüyorum, 15 Temmuz olmayacaktı. Türkiye 12 Eylül 2010 referandumuyla, HSYK yapılanmasıyla, yargının bağımsız ve tarafsız kılınmasına ilişkin algıdan vazgeçilip, yargıyı ele geçirme siyasetlerinin uygulandığı o dönem itibariyle izlediği siyasetler nedeniyle 15 Temmuz'a kadar geldi. Önemli olan nokta budur. Bunu doğru tespit etmek gerekiyor.
Şimdi aynı dönemeçteyiz. Anlatmaya çalıştığım o. Şimdi aynı bir milatla karşı karşıyayız. Eğer bu 5-6 ay içerisinde bu ülkenin demokrasi güçlerinin yapacağı mücadelelerle başkanlık sistemi değil, parlamenter sisteminin onarılarak devam ettirilmesi noktasında bir iradeyi ortaya koyamazsak eğer, Türkiye gelecekte gerçekten çok büyük, bence çok büyük yeni krizlerin, bunalımların kendisini sarmasının, kaosun artık sarmasının olanaksız olmadığı bir ülke haline gelecek. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunun için bu şeyi doğru temellendirmemiz gerekiyor. Öyle görünüyor ki şimdi bütçeden sonra Ocak ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme gelecek. Evet. 330 sallanır mı bilmiyorum. Sallanırsa referandum süreci başlayacak. Anayasaya göre 60 gün içerisinde bunun yapılması lazım. Nisan-Mayıs ayları gibi de muhtemelen bu gerçekleşecek. Bu süreci, bu aradaki süreci çok doğru biçimde değerlendirmemiz lazım. Bunu birbirimize anlatarak değil, karşıt güçlerin birbirine ilişkin propagandalarıyla falan değil. Bunu özellikle bu işe sıcak bakan insanlara doğru biçimde anlatmamız gerekiyor. Ayşenur Hanım, biz aslında kişisel bir taleple karşı karşıyayız şu anda. Bakın, bunu canlandırmak için söylüyorum. Yani şu anda mesela Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı olsaydı da Recep Tayyip Erdoğan başbakan olsaydı biz başkanlık sistemi konuşur muyduk? Abdullah Gül varken konuştuk mu? Veya Abdullah Gül varken konuşuyor muyduk? Bütün bunlar bir kişisel taleple karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bakın, ben bir hukukçuyum. Gerçekten bir sistem değerlendirmesi konuşuyor olsak, bu sistem değerlendirmesinin içerisine kişileri içine sokarak böyle bir kişisel değerlendirmeymiş gibi sistem değerlendirmesini sunmayı mesleki ahlakıma da çok doğru bulmam. Ama böyle bir tabloyla karşılaşıyorduk. Böyle bir tabloyla karşı karşıya olmamızın en temel göstergelerinden birisi de bu sistemin Türk tipi olarak anlatılıyor olması. Şimdi bir parantez açacağım. Bunu devam edelim. Türk tipi meselesi nedir, ne değildir? Zaten anlatacaksınız. Bakın, az önce söyledim ya, konsoloslar İstanbul'da 44 canımızın yitip gittiği ve Beşiktaş Belediyesi'nin Şehitler Tepesi dediği yerde anıyorlar, birer küçük taziye konuşması yapıyorlar vesaire. Dünyanın hemen bütün yabancı ajansları da bu görüntüyü geçiyor dünyaya. Hı hı. Yani biz sizin acınızı anlıyoruz ve paylaşıyoruz mesajıdır çünkü burada. Yani AKP miting düzenlese işte vesaire, bunların hiçbiri bu kadar etkili olmaz. Dünya genelinde söylüyorum. Bu dünyaya bir mesajdır. Ama aynı dünya bu kutu içinde dursun. Çünkü bu çocuklar dünyaya İstanbul'dan verilen bir mesaj. Biz sizin acınızı anlıyoruz mesajı. Fakat aynı dünya, aynı ülkeler, aynı ajansların geçtiği haberlerle şunu da görüyorlar. Türkiye derin bir karanlığa doğru gidiyor sizin dediğiniz gibi. Yani bunu kim gözden nasıl kaçıracak? Evet. Bunu görüyorlar, öbürünü de görüyorlar. Bunu ama bizim insanımız görüyor mu? Şimdi bir parantez açalım, ayrıntısına girmeden diye söylemek istediğim oydu. Evet, anlatmalıyız işte. 12 Eylül referandumunda görmediler. Siz de dediniz ya, 158 diye. 12 Eylül referandumunda anlatamadık. Evet. Tabii bunda liberal demokratların çok büyük payı oldu. Evet. Onlar çünkü bunu bir zafer olarak, askeri vesayete karşı bir zafer olarak takdim ettiler. Peki şimdi bu nasıl anlatılacak? Mesela hangi medyayla anlatılacak? Hani bir de o yanı var. Sizce bu sefer anlatabilecek miyiz? Çok zor bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Ama bunu anlatabilmeliyiz. Yani anlatmalıyız. Ben başkanlık sistemine geçişle ilgili olarak yapılacak anlatımların mesela daha evvelki referandumdaki anlatımlarından daha zor olduğu kanısında değilim. Ben toplumda çok geniş bir kesimin o arada şimdi kendisini 15 Temmuz nedeniyle, terör nedeniyle başkanlık sistemine daha yakın görenlerin bile kafalarında çok ciddi tereddütler olduğunu biliyorum. Bu tereddütlerin giderilmesi yönünde herkes kendisini
görevli hissetmeli ve anlatmalı. Bu bir kampanyaya dönüşmeli. Bir kampanya şeklinde, bir kampanya algısı şeklinde yapılmalı. Ama birbirimize karşı propagandayla değil. Hı-hı. Bunu beğenmeyenlerin ya başkan sistemine karşı olanların birbirlerine karşı güzel sözcükler bulabilmeleri anlamında değil. Özellikle buna yakın hisseden insanlara tehlikeyi anlatarak yürümek gerektiği kanısındayım. Ve bunu anlatırken de doğru temellendirerek anlatmak gerekiyor. Yani mesela Türk tipi denilen şeyin işin gerçeğine, yani siyaset biliminin gerçeğine, dünyadaki anayasacılık hareketleri gerçeğine aykırı olduğunu bilmemiz ve ona göre anlatmamız gerekiyor. Anayasalar dünyanın herhangi bir yerinde, neresinde olursa olsun bir demokrasi iddiası taşıyan bir yerde ama eğer yapılıyorsa bu anayasaların en temel vasıflarının anayasacılık hareketlerine uygun bir biçimde dizayn edilmesidir. Yani Türkiye'de, dünyada başkanlık vardır, başkanlığın ne şekilde olduğu bellidir. Yarı başkanlık vardır, ne şekilde olduğu bellidir. Parlamenter sistem vardır, nasıl, ne şekilde olduğu bellidir. Bunun küçük nüansları falan söz konusu olabilir. Bütün bunlar tartışılabilir, konuşulabilir, evet. Ama sonuç itibariyle konuştuğumuz şeyin adı Türk tipi dediğiniz andan itibaren insanın aklına şu gelir. Yani bu ülkede böylesine bir başkanlık sistemi dizayn etmeye çalışanlar şimdiye kadar acaba dünyanın başka yerlerinde niye hiç olmamış? Ya bu Türkiye'deki tırnak içinde ne kadar olduklarını bilmediğim anayasacılar bu kadar akıllıymış da dünyada başka anayasacılık hareketleri niye bu yönde bir tane gelişmemiş? Niye kimse başkanlık sistemini adına başkanlık demeye verelim canım ne olur? Yani cumhurbaşkanlığı sistemi deyip ona göre de insanları belki biraz daha motive edebiliriz diyebilmiş. Bunlar niye insanların başkalarının aklına gelmemiş? Önemli olan nokta bu. Bu noktalardan yürümek gerekiyor. Yani bunları anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla temel kilometre taşları var ve onları doğru konumlandırmamız gerekiyor. Bir de böyle bir anayasa değişikliği olmadığını anlatmamız gerekiyor. Bakın ne hakları var? İki tane parti bir araya geliyor ve bir anayasa değişikliği planlıyorlar. Böyle yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde anayasa. Anayasa üniversiteler değil nerede? Sadece rejim değişikliği. Evet. Hadi geçtim. Yani geçtim rejim değişikliği demeyi. Hadi bu bir iddia. Yani ben de o kanıdayım da, ben de sizin kanınızdayım da. Yani süreç olarak bu bir süre sonra bir rejim değişikliğine evrilecektir kuşkusuz. Ama geçtim. Bakın o kadar ileri bir iddiaya sürmüyorum. Ama bir anayasa değişikliği hazırlıyorsun. Bu anayasa değişikliği köklü bir sistem değişikliğini gereksindiriyor. Nerede üniversiteler? Üniversiteler nerede? Yani şimdiye kadar hangi üniversitenin anayasa hukuku ana bilim dalı başkanı bir açıklama yapabildi? Ya böyle bir taslak olabilir mi? Gizli bir taslak olabilir mi? Yani 10-15 gündür müzakereler yapılıyor iki parti arasında ve bu taslağın içinden ne çıkacak diye bu ülkenin bütün medya mensupları oradan acaba bir tane bir şey kapabilir miyim derdinler. Böyle anayasa değişikliği olabilir mi? Böyle planlanabilir mi? Sayın Dudakoğlu, üniversiteler nerede dediniz? Şimdi burada siyasetçi iktidar partisi işte üniversitelere, anayasa profesörlerine başvurup da taslak istemeyebilir. Bunu geçmişte güya yaptılar. Hı-hı. Sonra zaten bakmadılar bile yüzüne. Ben esas bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Gerçekten nerede üniversiteler? Yani cübbelerini giyip buna rağmen kapılarına bile çıkmaları çıkıp da... Lazım. Evet. Buna rağmen bir şey söylemiyorlar. Evet. Neredeler? Evet. İşte belki bundan sonra çıkacaklar ama benim şimdiye geç kadar... Geç kalmadılar mı? Benim şimdiye kadar söylediklerim, yani şu anda bir üniversitenin çıkabilmesi için ona bir şeyin sorulması gerekiyor. Yani bu yo, sistemi şöyle yapma... Yok, her zaman sorulması gerekmiyor. Sormadılar. Yani şimdiye kadar en azından yani tapu kadastro kanunu değiştirseler mesela İstanbul Barosu'na sorarlardı. Yani sizin görüşünüz tabii. Yani ne bileyim işte hukuk usulü muhakemeleri kanunu değiştirseler sorarlardı. Yani en son bilirkişilik kanunu değişti mesela siz ne düşünüyorsunuz diye sordular. Şimdi niye sormuyorlar? Niye İstanbul Barosu yok? Niye dünyanın en büyük barosu burası? Evet. Neden dünyanın en büyük barosuna yani ya bir anayasa değiştiriyoruz bu önemli bir şey. Bir sistem değişikliğinden söz konusu. Yani bir sor yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani görüşümüze uyarsınız uymazsınız başka bir şey ama yani en azından yöntemsel olarak bunun yapılması gerekiyor. Bu bilerek ve isteyerek yapılmadı. Yani tartışması bile demokratik değil. Siz de demin söylediniz. Yani çünkü algı sonuç itibariyle bir şeylerin tartışılarak doğrusunun öğrenilmesine ilişkin bir yaklaşım değil. Empoze etmeye ilişkin bir yaklaşım. Bu böyle geçecek. Bu böyle biçimlenecektir şeklindeki bir yaklaşım. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grubun belli olmasından yarım saat sonra 360 milletvekilinin imzasıyla meclise verildiği olgusunu nasıl açıklarsınız? Yani değişikliklerin nasıl yapılacağı bilinmeden insanların boş kağıda imza atarak bir önerge oluşturmasını nasıl bir
size serbest iradenin ürünü olarak sayabilirsiniz. Yani bunlar sonuç itibariyle bizi son derece büyük bir umutsuzluğa sevk eden bir tablo. Ayrı bir şey daha var. Bir anayasanın yapılmasında o ülkedeki iklim son derece önemlidir. Bunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Yani anayasalar uzlaşma belgeleridir. Mutabakat belgeleridir. Evet, %100 uzlaşma sağlanmaz. Ama en azından anayasaların yapılması aşamasında toplumun bir kesiminin mutabakatını çok ciddi bir biçimde almak gerekiyor. En azından tartışmanın içine katmak gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değil, bunu yapamıyoruz. Yani bu iklim, var olan iklim bir anayasa yapma iklimi değil. Bakın zaman zaman bütün televizyonlarda, sadece burada orada falan değil, bütün televizyonlarda görüşü ne olursa olsun Türkiye için bir beka sorunundan söz ediliyor. Hı hı. Türkiye yakınında yaşadığı, bizzat kendisinin de içinde olduğu bir savaş nedeniyle bir beka sorunuyla karşı karşıya deniliyor. Öbür tarafta işte daha dün en ağırını yaşadığımız bir terör var. İşin içine girmişiz, bir OHAL süreci var. Yani olağanüstü halle karşı karşıya Türkiye. Üstelik olağanüstü hal içerisinde bile olağanüstü sayılabilecek uygulamalar yapıyor. Ve işte yaşadık, terör var. Şimdi böyle bir iklimde anayasa yapılmaz. Ve en önemlisi bizim bu nedenle, belki de bütün bu yaşadıklarımız nedeniyle toplumda meydana gelen kutuplaşma. Bu kutuplaşma bu terör olmadan, Orta Doğu siyasetleri hiç bu şekilde şekillenmeden bile vardı. Toplum çok geniş ölçüde kutuplaştırıldı ve bu kutuplaşma çok sert bir biçimde gerçekleşiyor. Demokratikleşme olmadığı, kutuplaşma bir biçimiyle de olsa yumuşatılamadığı için de giderek sertleştirilen bir tablo ortaya çıkıyor. Ya zaman zaman düşünebiliyor musunuz? Biz terör karşısında bile bir araya gelemeyen bir toplum olduk. Biz böyle bir toplum değildik. Böyle değildik biz toplum olarak. Yani belirgin bazı şeyler bizi çok net bir biçimde birleştirirdi. Bütün bunların olmadığı bir ortamda anayasa konuşuyoruz. Bir uzlaşma belgesini, metnini konuşuyoruz. Önce tespit etmeliyiz ki anayasa kendisine ilişkin uygun iklimlerin oluşmasından sonra konuşulması gereken bir şeydir. Hele böyle bir sistem değişikliği öneriyorsanız. Önemli olan bunlar. Dolayısıyla böyle bir sistem değişikliğini konuşuyor olsak, sorun bu olsa, her şey aslında belki de anayasa hukukuna uygun bir biçimde geliştirilmesi gerekir. İşi de kişiselleştirmemek gerekir o zaman. Yani bir sistem konuşabilir. Çünkü yani dünyanın her yerinde başkanlık sistemleri de demokrasiyle yönetilen ülkelerde gerçekleşen sistemler. Bunlar yani işte Amerika örneğinde aynı şey söz konusu. Mesela işte Fransa örneğinde aynı şey söz konusu. Parlamenter sistemler zaten böyle bir özellik taşıyorlar. Yani başkanlık sistemi mutlaka bizi dikteye götürür diyebileceğiniz bir şey değil. Ama adına Türk sistemi derseniz, işte Türk tipi derseniz getireceğiniz tabii şeyle işte kuvvetler ayrılığını, denge denetim mekanizmalarını öngörmezseniz o böyle bir tehlikeyi doğuruyor Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi. Şimdi bakın kuvvetler ayrılığından söz ettiniz. Bu anayasa değişikliği, yani öngörülen yeni anayasa yasama, yani parlamentonun işini yürütme, yani hükümetin işini ve yargı, hakim ve savcılar mahkeme, yüksek kurulu, yargı, mahkemelerin işini tek bir yerde sarayda topluyor. Erdoğan'ın ellerinin de olacak bütün bu yetkiler. Yasamada, yürütmede, yargıda. Şimdi bu nasıl olacak? Birazcık ondan söz edelim. Siz anlatmak gerekiyor diyorsunuz ya. Şeyden başlayalım. Önce yasama, yürütme, yargı sırasıyla gidelim. Yani hı hı, yasamanın başına ne gelecek? Yürütmenin başına ne gelecek? En son Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı da yüksek çıktı. O bile başlı başına bir alamet. Ona da yargıya da en son gelelim. Yasamadan başlayalım. Ne gelecek başına? Yasama 550 kişi yerine 600 kişiden oluşacak. Seçim sisteminde bir değişiklik olacak mı göreceğiz. Yani bunlar, önce ne gelecek olanı söyleyelim doğrusu o, sonra sistemi tartışalım bence. 550 kişi yerine 600 kişiden oluşacak. Yasamanın şu anda var olan denetleme yetkisine başkanlık sisteminin özellikleri nedeniyle sınırlamalar getiriliyor. Güven oyu olmayacak. Soru önergesiyle yetinilecek. Ya da sadece soruşturma önergeleri verilebilecek. Yasamanın yetkileri bu anlamda da sınırlanmış olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanacak. Önemli olan nokta o. Yasama
gerçek anlamda sadece kanun yapma yetkisiyle kendisini sınırlamış olacak. Ama Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yeni bir anlayış ortaya çıkmaya başlayacak. Bu Cumhurbaşkanı kararnamelerinin taslak metin ortaya çıktığında hangi anlamlarda ve ne biçimde öngörüldüğünü özellikle de meclisten çıkmış şekliyle incelemek çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü eğer gerçekten kararnameler bir de kanun hükmünde kararname olacak ise, yani tıpkı kanun hükmü gibi sonuç ifade edecekse bütçe dışındakiler özellikle, bu çok büyük başka bir tehlikeyi, yasamanın da artık bırakın denetim görevini yerine getirmiş olmasını, onun da ötesinde çok ciddi şekilde yürütmenin yasamaya ele geçirilmiş olmasından kaynaklanan bir kaygıyı ifade etmek gerekiyor o noktadan itibaren çünkü. Gelelim yürütmeye. Yani yürütme hani sarayda olacak artık. Yani hükümet saraya taşınacak, sarayda olacak. Dolayısıyla hükümet kalmayacak değil mi? Şimdi yani başbakan yasama, kalmıyor. Hatta. Bu yasama konusunda önemli olan birkaç şeyi belki söylemek gerekiyor. Peki tamam devam edelim. Yasamaya var. Yasamaya tamam. Devam edelim. Ha. Şimdi önemli olan nokta şudur. Bakın parlamenter sistemin siyasi partileri disiplinli siyasi partilerdir. Yani grup kararları alır, o grup kararlarını uygularlar. Siyasi partiler yasalarına göre de grup kararlarına aykırı oylar verilmiş olması disiplin kurullarına sevklerini sağlar. Başkanlık sisteminin parlamentolarındaki parlamenterler ise bu anlamda bir şeyle bağlı değillerdir. Onlar özellikle de dar bölge sisteminden kaynaklanan nedenlerle seçmen nezdinde kendilerini belirgin bir şekilde güçlü hissederek geldikleri için, yani burası Beşiktaş, Beşiktaş bölgesinden bir tane milletvekili çıkar, o bir partiden çıkar, o kişiyi siz aday göstermek zorundasınızdır. Çünkü o kişidir zaten buradan bu oyu sizin için alacak olan kişi. Kişi önemlidir bir anlamda. Yani kişilikler çoğu zaman, her zaman değil ama çoğu zaman partiyi aşan insanlardır. Ve onlar parlamentoya gelirler. Onlar parlamentoya geldikleri için de parlamentodaki irade değişebilir. Grup kararları söz konusu olmaz. İnsanlar farklı partilerden bile olsalar bazen tek başlarına özgür iradeleriyle bu anlamda oylarını kullanabilirler. Şimdi bu sistem söz konusu değil. Bakın partili cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Daha doğrusu partiliyle partiyle ilişkisinin kesilmemiş olduğu bir cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanı muhtemelen de belki o partinin genel başkanı olacağı için oturup listeleri yine eski şekliyle yazmaya devam edecekse, yani milletvekillerini kendisi belirleyecekse, bu özgür iradeyi, başkanlık sisteminin gereksindirdiği özgür iradeyi tamamen ortadan kaldıracak demektir. Şimdi sisteme şöyle bir bakalım. Parlamentoyu belirleyen bir cumhurbaşkanı, yani yürütme, parlamentoda özellikle kendi partisinin milletvekillerini belirleyen bir cumhurbaşkanından söz ediyoruz. O cumhurbaşkanı bir taraftan mesela işte yargının yarısını belirleyecek, diğer yargısını da kendi seçtiği milletvekillerine belirletecek. Şimdi buradan bir demokrasi çıkarmak, buradan başkanlık sisteminin demokratik özelliklerini çıkarmak, buradan bir kuvvetler ayrılığı ilkesi çıkarabilmek mümkün değil. Yanlışlıklar buradan ileri geliyor. Bunun adına Türk tipi diyoruz biz. Böyle bir tip yok. Yani tipler, tip dediğiniz şeyler anayasacılık hareketleri içerisinde biçimlenmiş olan şeylerdir. Kendinize özgü bir şeyler yapmaya kalkıştığınız zaman da onun adına Türk tipi gibi gariplikler ifade eden şeyler koymaya başlıyorsunuz. Yani sizin söylediklerinizi bir iki ilaveyle biraz da sadeleştirerek tekrar edeyim. Adı Cumhurbaşkanı olacak. Başkanlık. Başkanlık hani, sistemi bunlar. Tabii başkanlık tam anlamıyla başkanlık Gül'ün sistemi. Gül'ün adı Gül olmasaydı da kokardı yani. Ay çok güzel. Evet Gül'ün adı Gül olmasaydı da. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii burada Gül değil bir de başka bir şey. Evet. Kokusu gelen de burnumuza. Cumhurbaşkanı bakanları kendisi seçecek. Bunları dilediği gibi seçecek. Dışarıdan, içeriden yani meclisten vesaire. Onları atayacak, onları denetleyecek. Bakanlık bütçeyi kendisi yapacak. Bütçeyi kendisi çok yapıyor. Önemli. Yani hangi bakanlığa ne kadar bütçe verilecek vesaire. Zaten mesela çok basit gibi görünüyor, çok önemlidir. İhale yasasını mesela hep Erdoğan'ın istediğine göre değiştirmişlerdi. Maden ocakları ruhsatlarını bile Erdoğan veriyordu. Şimdi bunlar daha yasal hale gelecek. Çünkü zaten sarayın
hükümeti, bakanlar kurulacak. Zaten başbakan olmayacak. Meclisi sizin anlattığınız gibi aynı zamanda Erdoğan AKP'de devam edeceği için o milletvekillerini daha rahat seçecek. Gene seçiyordu. Zaten ne diyorlar? De facto vardı, fiilen vardı. Şimdi biz bunu yasal hale getirelim diyorlardı. Zaten Erdoğan seçiyordu milletvekillerini. Şimdi açıktan rahatça seçecek. Sen gel, sen gelme diyecek. Şimdi daha bir yığın yanı var ama gelelim yargıya. Yani çünkü tuz da kokmuşsa artık ne yapılabilir? Yargıysa eğer dayanağımız, o ne hale geliyor? Hı hı. Adından yüksek sıfatı kaldırılan hakimler, savcılar kuruluna gelelim. Hı hı. Burada ne olacak? Yargının başına ne gelecek? Hakimler, savcılar kurulunun yarısını parlamento, yarısını cumhurbaşkanı belirleyecek. 6-6. Evet, 12 kişiden oluşacak. Daha doğrusu bir tanesi Adalet Bakanı, o devam ediyor anladığımız kadarıyla. 6 tanesini Cumhurbaşkanı belirleyecek, kalanı da parlamento belirleyecek gibi bir yargı var. Bir kısım basında bunların üçünün Yargıtay'dan, ikisinin birinin Danıştay'dan seçileceği, kalan ikisinin parlamentodan seçileceği, hı hı, gibi bilgiler, çelişkili bilgiler var. Bir kısım basında da yarı yarıya seçilecek gibi bilgiler var. Bunları özellikle parlamentodan çıktıktan sonraki şekliyle değerlendirmek gerekir. Nasıl olursa olsun. Yani öyle de olsa sadece yargı içerisinden, yani Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 12 kişiden sadece 3 kişinin seçilmesine olanak verildiği anlaşılıyor. Onun dışındaki seçimlerin tamamı siyasi aktörler ya da siyasi otoriteler tarafından yapılmış oluyor. Şimdi bunun burada bir püf noktası var. Şimdi mesela RTÜK'te de üyeler vardır. Malum biliyorsunuz, hı-hı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda. Burada her partinin kontenjanı vardır. Dolayısıyla HDP'li bir milletvekili de temsil edilir orada. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin birden fazla temsilcisi vardır orada vesaire RTÜK'te. Ama şimdi hakimler... Bunu yargıda yapamazsınız ama. Hayır, zaten yapılamayacak. Onu, hı-hı, söylemek istiyorum. Bu zaten yapılmamalı da ama. Ama neticede şu olacak. Yani yargıda ya bir partinin temsilcisi olmamalı. Hayır ama seçilme çoğunluğunu bir yere getirirseniz muhalefetten hiç kimsenin oy hakkı olmayacak o zaman. Evet. Belli bir yere doğru getiriyor. Evet, yani yazılanlar doğruysa, hatta en sonda 4'te 3 çoğunluk, 3'te 2 çoğunluk sağlanamazsa eğer kurayla belirleniyor. Ama son 2'ye kalmış olan kişiler zaten daha fazla oy alan kişiler arasından olduğu için parlamento yani çoğunluğu... Yani her halükarda kısa vadede, aynen, söylüyorum. Kısa vadede hele AKP ile MHP anlaşırsa, hele o ikisinin istediğinden başka kimsenin bir şey yapma şansı olmayacak bu sistemde. Olmayacak, evet. Şimdi önemli olan nokta şu. Burada bizim gözden kaçırdığımız ya da sistemin içerisinde bizim gözümüzden kaçırılmaya çalışılan asıl temel nokta şurada. Kuvvetler ayrılığı içerisindeki yargı, yürütmenin, özellikle yürütmenin, yani hükümetlerin, bu sistemi eğer başkanın, başkanlık sisteminin güvencesidir aslında. Hukuk içerisinde kalır yürütme. Yürütmeyi hukuk içerisinde kalmaya zorlar ve onlar da kendilerini hukukla bağlı hissederlerse, bağımlı hissederlerse, bu gelecekte onlar için de çok büyük bir güvencedir. Buradaki sıkıntı bu algının yeterince sindirilememiş olmasından kaynaklanıyor. Siyasal iktidarlar genellikle kendilerini hukukla bağlamak istemezler. Bu milli irade söylemlerinin bunlardan çok fazla çıkıyor olmasının nedeni de odur zaten. Bakın, bir kişi başkanlık sistemini talep edebilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunu talep eden mesela işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan da olabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde, üstelik böyle gizli bir toplantıda, şurada burada ya da sohbet toplantısında falan değil, kürsüde açık açık, bu kuvvetler ayrılığı var ya, bu kuvvetler ayrılığı, bu benim elimde ayak bağı, bu olmasa neler yapacağım dediğine tanık olduk ya. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani başkanlık sistemini isteyen ve başkan olmak isteyen kimse doğrudan doğruya kuvvetler ayrılığı sistemine ilişkin bir şikayet öne sürüyorsa ve bu şikayet bu anlamda sistemin özünü ifade ediyorsa, yani kuvvetler ayrılığı olmadan, denge denetim mekanizmaları gerçekleşmeden bu sistemin ayağa kaldırılması mümkün değilse eğer, bizim orada çok ciddi kaygılar beslememiz gerekiyor. Asıl sorun burada. Kuvvetler ayrılığı bu işin amentüsüdür.
kuvvetler ayrılığı öngörülmeden, onun gerçekten varlığı öngörülmeden bu gerçekleştirilemez. Yani yargının bağımsız olması, parlamentonun cumhurbaşkanı ya da başkana karşı kendi erkini ortaya koyabilmesi, kendi bağımsızlığını, bağımsız yasama erkini ortaya koyması, bütün bunlar olmazsa... Olmazsa olmaz. Işte. Hatta daha ileri bir şey söylemek gerek. Yani başkanlık sistemlerinin kuvvetler ayrılığı yöntemleri sert yöntemlerdir. Yani sert kuvvetler ayrılığı ve yumuşak kuvvetler ayrılığı diye ifade edilen iki evet. nokta vardır. Parlamenter sistemlerde kuvvetler ayrılığı daha yumuşaktır. Ama başkanlık sistemlerinde serttir. Amaç da şudur. Yani biz pek çok kişiye verilmesi gereken milli iradeyle bir grupta bütünleşmesini düşündüğümüz bir olguyu bir tek kişiye veriyoruz ya. Bu tek kişinin herhangi bir biçimde bunu istismar etmesi imkanını, ihtimalini değerlendirmek suretiyle bunu yasamayla ve yargıyla bir şekilde sınırlamamız gerekiyor diye düşünülür. Yasama bir süre sonra onun yürütmenin elinde bulunan çoğunluğu ifade ediyor olmasına rağmen onun denetimine tabidir. Büyükelçi atama Amerika'da mesela kongrenin denetimine geçer. Tabidir. Yani sadece bunu bile atayamazsınız. Yani bir büyükelçiliği bile atayamazsınız. Pek çok tasarrufunuz kongreden geçmek zorundadır. Bakanlar ifade vermeye İfade vermeye çağrılır. Yani bütün bunlar sert sistemin ortaya koyduğu şeylerdir. Çünkü orada bir geniş yetki verilmiştir. O yetkinin kullanımı kısıtlanır. Önemli şimdi olan o. Yani yetkinin verilmesiyle yetkinin kullanılmasına ilişkin çok ciddi ayrımlar söz konusudur. Bu ayrımları doğru koymak gerekir. Diyecekler ki şimdiki sistemde Cumhurbaşkanlığı vatana ihanet dışında herhangi bir suçla itham edilemiyor, yargılanamıyor. Hı-hı. Ama bu yeni getirilen sistemde her suçtan işte diyelim ki yolsuzluk, diyelim ki efendim kötü yönetim atıyor Hı-hı. tamamen yargılanamayacak. Ama ve lakin şimdi bunun için bir kere 600 vekil olacak, önce onu söyleyelim ve bu 600 vekil eğer böyle devam ederse AKP ve MHP'nin birlikte oluşturacağı bir şeyden söz ediyoruz. Bunun için bir kere 301 imzayla önerge verilecek. Sonra ama bu önerge yetmeyecek. Komisyon, soruşturma komisyonu için 360 üye gerekecek. Arkasından Yüce Divan'a gitmesi için Cumhurbaşkanı'nın 400 oy gerekecek. Hı hı. Yani 400 bunlar oy olacak gibi... sayılar değil yani. Aynen, olacak sayılar değil. Burada da bir şey açıklamak gerekir. Bakın, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı sorumsuzdur gerçekten de. Bu sorumsuzluğu kelimenin tam anlamıyla yani Türk Dil Kurumu sözcüğündeki sorumsuzluk diye algılamamak lazım. Sorumsuzluk verilmiştir. Çünkü devletin birliğini temsil eder Cumhurbaşkanı, devleti temsil simgesidir. Eder, simgedir. Dolayısıyla ortaya çıkan kriz zamanlarında özellikle Cumhurbaşkanı'na çok ihtiyaç olur. O ihtiyaçta da o partisiz olduğu için, tarafsız olduğu için, tarafsızlık üzerine yemin etmiş olduğu için yeniden bir araya gelmeyi sağlayabilecek o krizin aşılmasındaki önemli aktörlerden birisidir. O nedenle sorumsuzdur. O nedenle kendi başına attığı imzalar dışında kalan imzalarda o imzaları onun dışındakiler kim atmıştı onlar sorumludur. Dolayısıyla parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı budur. Ama başkanlık sisteminin Cumhurbaşkanı sorumludur kuşkusuz. Çünkü şu andaki başbakana getirmek gerekiyor. Başbakanın ne kadar sorumluluğu varsa başkanlık sistemindeki Cumhurbaşkanı da bu anlamda sorumludur. O sorumluluğunu da yerine getirmek zorundadır. Yani şimdi sorumsuzluk var. Bak işte biz şimdi sorumluluk getiriyoruz demek doğru bir şey değil. Sistemi değiştiriyorsanız sorumluluk getirmeye mecbursunuz. Ama getirdiğiniz sorumluluğun işlevsel olması gerekiyor. Böyle bir işlevsellikten arındırılmış bir sorumlulukla... Yani imza. Neredeyse imkansız hale getirilmiş, bir araya getirilmesi imkansız hale getirilmiş sayılarla bir sorumluluk yüklemeye kalkışacaksanız bu da olacak bir şey değil demektir. Aslında getirmiyorsunuz. Bir önemli belki de son notum olacak. O da şu. Şimdi seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden söz ediyoruz. Diğerleri de onunla birlikte olacak diyorlar ya. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kasım 2019'da olacak. Peki 2019'a kadar ne olacak? Şimdiki şeyle mi yürüyeceğiz biz? Hı hı. Hayır. Şöyle, iki şey hemen devreye girecek. Biri Hakimler Savcılar Kurulu'nun yeni yapısı. Yani Cumhurbaşkanı tarafından 6 üyenin atanması, Adalet Bakanı'nın ayrıca başkanlık yapması, işte kalanının çeşitli yüksek yargı organları ve meclis tarafından seçilmesi.
Yani yargı bağımsızlığının artık hani tamamen lime lime olmasından söz ediyoruz. Diğeri de partili cumhurbaşkanlığı. Şimdi bu hemen devreye girecek. Peki başbakan 2019'a kadar kalacak mı? Bu teoriye göre. Ama partili cumhurbaşkanı olduğuna göre zaten şu anda hani ne olacak? Yani başbakan cumhurbaşkanının dediğinden çıkabiliyor mu? Evet. Peki bunu siz çok güzel anlattınız. Ama bizi izleyenlere anlattınız. Bunu bu tip programları izlemeyen, gazete okumayan, haber bültenlerini bile doğru dürüst izlemeyen ve sonuçta işte AKP'ye çeşitli kendilerince nedenlerle oy veren kitleye nasıl anlatacaksınız? Nasıl anlatılabilir? Muhalefetin üstüne burada düşen görev çok 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 tarihi ve büyük. Bunun altından kalkılabilir mi? Nasıl kalkılır? Yani işte ortaya çıkan sorunları bıkmadan, usanmadan anlatmak gerekiyor. Tabii anlatırken de doğrusunu anlatmak gerekiyor. İnsanların kaygılarına hitap etmek gerekiyor. Önemli olan nokta bu. Ben Türkiye'de başkanlık sistemine geçişin öyle zannedildiği gibi kolay bir biçimde gerçekleşebileceğine inananlardan değilim. Yani toplumun çok ciddi bir biçimde endişeleri olduğunu görüyorum, hissediyorum. Yani böyle olsun diyenlerin ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı'na bugün güvenenlerin bile çok kafalarında çok ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o sorunların üzerine gidip anlatmak gerekiyor. Ve en önemlisi bence burada anlatılması gereken şeylerden en başında gelen şeyin özellikle yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı sorunu olduğunu görmek gerekiyor. Bakın bilerek 12 Eylül 2010 referandumunun getirdiği sonuçların 6 sene sonra geldiği noktayı söylemek istiyorum. Bu parlamento, bu insanlar birlikte bundan 6 sene önce bu HSYK'yı düzenlediler. Evet. Şimdi o HSYK'yı nasıl tersine çevirebileceklerini düşünüyorlar. Nasıl daha evvel zaten böyleydi, 7 kişiydi, şimdi 12 kişiye getiriliyor. Sayısal değişikliğinin dışında başka hiçbir değişiklik gerçekleşmemiş oluyor neredeyse. Böyle baktığınız zaman aslında tarihin onları 4-5 sene içerisinde, 6 sene geçti ama bundan 2 sene evvel de aynı o noktadalardı. 4-5 sene içerisinde nasıl da değiştirdiğine kendileri tanık oldular. Yanılabilirler, yanıldılar. Yanıldıklarını gördükleri için şimdi yeni bir düzenlemeyle karşı karşıyalar. Ama toplum şunu görmeli, bu çok önemli. Bunu söylemeden kapatmamalıyız bu programı. Yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı bu ülkede sadece yargıçların, savcıların, avukatların falan sorunu değil. Elbette. Toplumun sorunu bu. Yargı bağımsızlığı insanca yaşamak demektir. Onurluca yaşamak demektir. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir yargı bağımsızlığı. Hukuk güvenliği demektir. İnsanların alnı ak olanlarının alnı ak, başı dik olanlarının başı dik gezebilmesidir. Bunu sadece ve yalnız yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı sağlar. Toplum egemenlik hakkını tek kişiye, bir kişiye vermemelidir. Bu kimsenin adı ne olursa olsun, bugün o, yarın başkası, bir iki gün başkası falan. Kendi egemenlik hakkının kullanımını devretmesidir aslında bu şekilde getirilen sistem. Bu hak devredilmemeli. Önemli olan nokta çok bu. Çok önemli. Çok çok önemli. Dediğiniz gibi hukuk, yargı herkese lazım. Tuzdan kasıt zaten yargıdır. Tuz kokmuştuk deriz ya. Orada hep yargıdan söz edilir onda. Şimdi dediniz ki 12 Eylül referandumunda bu HSYK'yı bunlar bu hale getirdiler. Şimdi bunu ters yüz etmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın. Bunu siz görüyorsunuz ve doğal olarak söylüyorsunuz değil mi? Oysa çok yani bu mantığı anlamanız için örnek veriyorum. Dün Akit gazetesinde Karahasanoğlu diyor ki bakalım şimdi CHP ne yapacak? Neden? Şimdi CHP bu yeni anayasa teklifindeki HSK düzenlemesine karşı çıkacakmış. Ama öncekine de karşı çıkmışmış. Şimdi... Yani buna karşı çıkıp eskisini bırakın derse kendisiyle çelişmiş olmayacak mıymış? Bu değişimi iktidar ya bunu yapan zaten iktidar değil miydi den değil. Neden buradan buraya geliyordan değil. Bakalım şimdi CHP ne yapacak üzerinden gören, yorumlayan ve anlatan bir medyadan söz ediyor. Sadece Akit'te de değil. Bakın kısaca söylemezsem olmaz. Medya Mahallesi çünkü programın adı. Bir gazete. Tek bir gazete, tek bir günkü sayısı. Habertürk'ün dünkü sayısı. Habertürk, tarihi adım diye yukarıda Türkiye düşmanları devrede diye vermiş. Habertürk, tarihi adım diye de
anayasa değişik teklifini manşetine çekmiş. Şimdi bu gazetede üç köşe yazarından söz edeceğim size. Muharrem Sarıkaya, Serdar Turgut ve Umur Talo. Şimdi en solda Muharrem Sarıkaya var, ona sonra geleceğim. En sağda pardon Umur Talo var, ona sonra geleceğim. Şimdi Ankara'da mukim köşe yazarı Muharrem Sarıkaya Cumhurbaşkanlık diye yazmış. Diyor ki Cumhurbaşkanlık da işte tek tek anlatıyor. Çok teknik, pek suya sabuna dokunmadan şiş de yanmasın kebap da diye bir yazı yazmış. Gayet nötr. Sonra Serdar Turgut'u okuyorsunuz. Serdar Turgut normale dönüş anayasası diye bir, bu değil tabii ki çocuklar, alın bunu. Yani birkaç başlık bizden var, bu değil tabii ki. Normale dönüş anayasası diyor. Şimdi Amerika'daymış Serdar Turgut, diyor ki gerek Washington'da gerekse New York'ta çok sayıda uzman ve yetkiliyle yaptığım görüşmelerden öğrendiğim şu. Global dünyanın bugünkü durumunda global liderlik profilinin radikal şekilde değiştiği bir süreçte bir ülkenin ayakları üzerinde durabilmesi için başkanlık sistemi artık değişmelidir. Kaçınılmazdır. Bu kaçınılmazdır demiş. Çünkü global liderlik profili değişmiş radikal biçimde. Türkiye'de de düşüncelerine başvurduğu kişilerde demişler ki zaten de facto bir durum vardı. Bunu yasal bir hale getirecek. Bu nedenle diyor, başkanlık sistemi adımı Türkiye'yi hem global dünyanın gerçeklerine uyduracak hem de sistem içinde daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacaktır diyor. Bakın Muharrem Sarıkaya teknik olarak bahsediyor. Serdar Turgut ki kendisi bir zamanlar gazete genel yayın yönetmenliği de yapmış ve aklını bildiğim bir adamdır. Böyle bir yazı yazabiliyor. Bu noktaya gelmiş. Ve Umur Talo. Umur Talo kalemine güvendiğimiz, aklına güvendiğimiz bir gazeteci dostumdur. O da paydos diyor. Köşe yazarlığını, gazeteciliği bırakıyor, veda ediyor. Sebep, kendi yazısından okuyorum. Sebep, benim sağlık sorunlarım, medyanın sağlık sorunları, ülkenin sağlık sorunları diyor. Yani ya suya sabuna dokunmayacaksınız ya aptalca da olsa Serdar Turgut gibi kusura bakmasın böyle bir şey savunacaksınız ya da gideceksiniz. Medya bu hale geldi. Bir örnek daha, gazeteciler Silivri'de buluştular. Gazeteci örgütleri Silivri'de buluşup gazetecilere özgürlük diyeceklerdi. İzin verilmedi. Yolları daha Silivri yerleşkesine, cezaevi yerleşkesine ulaşamadan kesildi. Öyle anlaşılıyor ki gazetecilere dışarısı yasak. En azından Silivri'de. İçeride olabiliyorsunuz ama dışarısı yasak. Silivri evet. Cezaevinin. Süremiz bitmiş. Ama bu konuda medyanın bu halinde nasıl anlatılabilir, ne yapılabilir? İki cümleyle siz kapatın. Yani var olan bütün mecraları kullanmak gerekiyor. Bu geçmişte de aynı şey söz konusu oldu ama burada siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine çok önemli görevler düşüyor. Bütün üyelerini bu anlamda bilgili hale getirmeleri gerekiyor. Onları bir anlamda seçim sattım haline dağıtmaları gerekiyor ve onların evet. En yakınlarından başlayarak bu propagandayı medya kuruluşlarına rağmen bile bu gerçeği onlara anlatmaları gerekiyor. Evet. Bu savaşın, bu mücadele başka türlü olmaz. Yani bu mücadele yapılabilir, anlatılabilir. Ama dediğim şekilde söylüyorum. Birbirimize anlatarak falan değil. Yani sosyal medyada değil, birbirimize yapacağımız propagandalarla, birbirimize karşı zaferler kazanarak falan değil. Özellikle bu işe sıcak bakanlara ilişkin yaklaşımları değiştirerek bu sağlanabilir. İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütçeden sonra meclise gelecek. O sırada lütfen sizi bir kez daha burada ağırlamak istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sağ efendim, sizlere de görüşmek üzere. Yarın Hüsnü Mahalli ile birlikte olacağız. Çok sıcak gelişmeler var. Hoşça kalın.